evvelki selefiniz, Sayın Genel Başkan, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir komploya kurban gittiği ve Genel Başkanlığı bırakmak zorunda kaldığını hepimiz biliyoruz. 2010 Mayıs ayında oldu bu. Evet. Bu kaset komplosu meselesi son birkaç aydır tatsız bir konu ama tekrar gündemde. Ben de sizin müsamahanıza sığınarak soracağım. Sayın Başbakan meydanlarda bu kaseti yayınlanmasını engellemek için, kaldırtmak için ben yaptım, ben kaldırttım diye meydanlarda bunu söylüyor. Söyledi. Fakat son çıkan, internete düşen bazı bilgi ve belgelerde, kayıtlarda iddia o ki bu kayıttan Sayın Başbakan'ın haberi olduğu ve yüklenmesinden de, internete yüklenmesinden de malumatının olduğu iddiası. Evet. Başbakan bunu şiddetle reddetti. Sayın Deniz Baykal da açıklama yaptı ve esefle karşıladığını söyledi ve bir açıklama bekledi. Evet. Artık bu noktadan sonra bunun izahı gerekiyor dedi. Bugün de suç duyurusunda bulundu. Evet. Erdoğan hakkında. Evet, bugün de suç duyurusunda bulundu. Siz de daha evvel katıldığınız yayınlarda bu konu Sayın Başbakan'ın bilgisi ve onayıyla olmuştur. Evet. Bilgisi dahilindedir demiştiniz. Evet. Daha evvel katıldığınız televizyon. Çünkü bu birkaç aydır gündemde. Evet. Bu son çıkan gelişme ışığında neler söylersiniz? Tarık Bey, insanda biraz ahlak olur. Bütün inançların ortak temeli ahlaktır. Siyasetçinin halkına yalan söylememesi lazım. Kaset olayı gündeme geldiğinde, ertesi gün, yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet gazetesi, 8 sütuna manşet, Erdoğan MİT'e talimat verdim, konu aydınlanacak diye bir açıklaması oldu. Ben genel başkan olduktan sonra, Erdoğan'ın MİT'e böyle bir talimat vermediğini söyledim. Hiç yalanlamadı. Ve gerçekten de Erdoğan MİT'e böyle bir talimat vermedi. Çünkü böyle bir talimat verse kesinlikle MİT gidip asıl fail olarak onu yakalayacaktı. Bulacaktı onu. Daha sonra pek çok iftiralar atıldı. CHP'ye atıldı. O yaptı, bu yaptı, şu yaptı, bu yaptı diye. Ben gözlerimle gördüm. Gözlüğünü takıp o kasetleri izlediğini, gözlerimle gördüm. Bir değil, birden fazla kaseti izlediğini gördüm. Nerede gördünüz? Bugün, ben onu açıklayamam herhalde. Açıklayamam. Ya video kaydı mı var bunun? Video kaydı. Dizüstü bilgisayardan Erdoğan'a izlettiriliyor ve konuşuluyor. İnternete yayınlanan ses kayıtları... Erdoğan'ın izlediği görüntüyü de görüyor musunuz? Erdoğan'ın, onu anlatıyorum. İzletenler aynı zamanda Erdoğan'ı da görüntüye alıyorlar. Dizüstü bilgisayarın üstündeki kameradan Erdoğan'ı da görüntüye alıyorlar. O konuşmalar internete düşen konuşmalardır. Haberi var. Haberi var. Ha şöyle, sizin seyrettiğiniz görüntü şu. Başbakan bir dizüstü bilgisayardan görüntülere bakıyor, izletiliyor. Dizüstü bilgisayarın üzerindeki kameradan başbakan görüntüleniyor. Evet. Ama haberi olmadı. Ama haberi olmadı. Evet. Şimdi ve çıkıyor diyor ki benim haberim yoktu diyor. Ben onları kaldırttım diyor. Açıkça yalan söylüyor. Bu kadar aşağılık yalan söyleyen başka bir insan görmedim. Nasıl yalan söylüyorsun? Bu kadar kolay şekilde. Arkasından olay medyaya yansıdı. Malum, görüntüler vesaire falan. O gördüğüm görüntüde Erdoğan'ın eliyle gözlüğünü takarken nasıl izlediğine dair fotoğraf internete düştü. İnternete düştü. Benim gördüğüm videonun başıydı o. Umarım önümüzdeki günlerde düşer ve Erdoğan'ın nasıl bir adam olduğunu bu millet görür. Nasıl bir
adam oldu. Bunu ne zaman seyrettiniz Sayın Genel Başkan? Ben süre vermek istemem. Zaman vermek istemem. Peki Sayın Baykal biliyor mu bu görüntüyü? Biliyor. Peki siz... O nedenle zaten mahkemeye verdi. Erdoğan'ı mahkemeye verdi. Dediğim gibi Erdoğan bu konuda hep yalan söyledi. Şu konuşma da var orada. Bir iki gün daha başka bir kasetle ilgili. Bir iki gün daha beklersek daha net görüntü elde edebiliriz. Bunu söyleyen, bunu konuşan Erdoğan çok iyi biliyor onları. Nasıl yaptığını, kimlere talimat verdiğini, nasıl gerçekleştirdiğini herhalde Erdoğan biliyordur. Türk siyasetinde böyle bir ahlaksızlık hiç olmamıştır.